Eğitim saatinden mutlu günler sayın seyirciler. Bugün TEOG öğrenciler için matematik hazırlığı var. Konuğumuz matematik ve geometri öğretim teknikleri uzmanı Detay Hoca. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizi sormalı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugünkü konumuz birinci dereceden denklemler. Evet, çok bu güzel, nasıl çok bir önemli konudur bir TEOG konu. Öğrencileri için? Artık problemler konusunun temelini görecekler bu yıl. İleride YGS'de başlarına bela olacak olan problemler konusunun temelini, yani okuduklarını kağıda nasıl dökmeyi görecekler bugün. Bu arada devamlı bizi izleyen seyircilerimiz fark etmişlerdir belki. Ses tonundaki değişiklikten dolayı şu an özür diliyorum kendilerinden. Bu hafta bir boğaz enfeksiyonu geçirdim. Dolayısıyla şimdilikten özür diliyorum. Ses tonundaki farklılığı hissedenler için söyleyeyim. Konumuza geri dönersek, birinci dereceden denklemler öğrencilerin şu an gördükleri ve geçen sene TEOG sınavında iki tane çıkmış bir konu. Bu denklem kurmak ne demek? Denklem kurmak işlemin sağ tarafıyla sol tarafını eşitlemektir denklem kurmak. Yani terazinin iki kefesi gibi düşünün. Sağ ve sol kollar birbirine eşit. Eğer bunlar birbirine eşitse denklem kurulmuş demek. Eğer bunlardan biri eşit değilse denklem yanlış kurulmuş. Biri fazla veya biri azsa denklem yine yanlış kurulmuş. Denklem ne demek? İşlemin sağ tarafıyla sol tarafının birbirine eşit olması. ÖSYM'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nda denklem kurmaya çok önem veriyorlar. Neden? Öğrenciler okuduğunu anlamış mı? Okuduğunu kağıda denklem olarak dökebiliyor mu? Yani ben size metinsel olarak bir soru soruyorum. Siz onu denklemsel olarak kağıda dökebiliyor musunuz? Bunu öğrenmiş misiniz? Bunu geliştirmiş misiniz? Okuduğunuzu anlıyor musunuz? Çok önemli bir yere sahip. Matematikte çok önemli. Problemler konusunda çok önemli bir yere sahip. O yüzden öğrencilerimize bugün uzun konu olduğu için hemen izin verirseniz tahtaya geçip Tabii konuya ki, geçmek istiyorum. Geçelim. Umarım faydası olacak. Bir de geçen yıl çıkmış soruları da burada inceleyeceğiz. Hatta SBS'de çıkmış soruları da inceleyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuya ne kadar önem verdiğini görmüş olacağız. Evet, hemen başlayalım evet. O zaman. Denklem kurma soruları da demiştik ya, terazinin iki kolu sağ ve sol kefelerinin birbirine eşit olması. Şimdi önce denklem okuduğumuzu kağıda nasıl dökeceğiz? Bir sayı x olsun diyoruz Tuğba Hanım. Başımızın belasıdır x veya tatlı belası da diyebiliriz. Bir sayı x olsun. Eğer bana demişse bir sayının 7 fazlası. Bakın cümleye girdim. Nedir? Bir sayının 7 fazlası diye cümleye giriyorum. Ne demek istiyorum? Bir sayı, kendiniz bir sayı seçeceksiniz. Bu x olabilir, y olabilir, a olabilir, b olabilir, hiç fark etmez. Eğer bunun 7 fazlası demişse ne diyecekmişiz? X artı 7 diyeceğiz. Eğer bir sayının 7 eksiği demişse x eksi 7 diyeceğiz. Eğer bir sayının 7 katı demişse x çarpı 7 diyeceğiz. Devam edersek, bir sayının 1 bölü 7'si demişse Tuğba Hanım, bu da x bölü 7 anlamında gelir. Şu an vizyonda görünüyor. Ne dedik? Bir sayının 7 fazlası x artı 7. Bir sayının 7 eksiği x eksi 7. Bir sayının 7 katı 7x. Bir sayının 1 bölü 7 katı x çarpı 1 bölü 7. Yani x bölü 7 diyeceğiz. Devam edersek, bir sayının 7 fazlasının yarısı. Bakın, önce 7 fazlası, sonra yarısı. Yani x'in 7 fazlasının yarısı. Devam edersek, bir sayının 1 bölü 3'ünün 7 fazlası. Diyor ki önce 1 bölü 3'ünü alın, sonra 7 fazlasını alın. Yani x artı, x bölü 3 artı 7 diyeceğiz. Şimdi sıradaki sorumuza gelirsek, kendisinin 8 fazlası 13 olan sayı kaçtır diyor. Bakın kendisinin 8 fazlası. Kendisi kim olsun? Her zaman kullandığımız x olsun. Ne diyor? 8 fazlası 13 olan sayı. 8x'in 8 fazlası 13'müş. Okuduğumu anladım. Denklemsel olarak ne yaptım? Kağıda döktüm. İşlemin sağ tarafı sol tarafına ne oldu? Eşit oldu. 8'i bu tarafa atarsam x eşittir buradan kaç çıkar? 5 çıkar. Böylelikle x'i, yani işlemin sağ tarafını, sol tarafını, sağ tarafını eşitleyen x değeri ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Böylelikle denklem onaylanmış oldu. Devam ediyorum. Burada ikinci sorumuzda
Esra marketten aldığı 2 kilogram pirinç için kasiyere 5 lira para vermiş. Kasiyer ise Esra'ya 1 lira geri ödemiş. Demek ki Esra kasiyere 5 lira verirken kasiyer de 1 lira para üstü vermişse, demek ki Esra 2 kilogram pirinç için, 2 kilogram pirinç için Tuğba'nın ne kadar para vermiş? 4 lira. O zaman 1 kilogram pirinç için 2 TL para vermiş olur. Böyle basit de sorular ne yapabilir? Çıkabilir. Bu denklem kurmanın temeli. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman. Üçüncü soruda küçük bir kızımız var. Bu da TEOG sınavına hazırlanıyor. Çiğdem kitabının 20 sayfasını ilk gün okumuş. Bakın, birinci gün 20 sayfa okumuş. Diyor ki, sonraki 6 gün boyunca her gün eşit sayıda kitap okuyup 7 günde kitabı bitirmiş. Yani 152 sayfalık kitabı bitirmiş. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne yaptı? Bir de bu en baştaki gün 7. Toplam 7 günde bütün kitap ne yapmış? Okumuş. İlk gün 20 ama ondan sonraki günler eşit sayfa okumuş. Eşit sayfadan kastığımız ne? İlk sayfa. İlk sayfa, ilk sayfa, ilk sayfa, ilk sayfa. Ne yaptı? 6x artı 20 eşittir 152 sayfa okumuş. Böylelikle ben 20'yi bu tarafa atarsam Tuğba Hanım, 6x eşittir 132'den x burada ne çıkar? 22. Demek ki birinci gün hariç eşit günlerde okuduğu sayfa sayısını sormuş. Çiğdem ilk günden sonraki günler kaçar sayfa okumuş? 22 sayfa okumuş. Bu kadar. Devam ediyorum. Sıradaki sorumuzda iki parantez dışında, öğrencilerimiz buna dikkat etmelerini istiyorum. İki parantez dışında a artı 2 artı 3 tane a eksi 1 eşittir 18 demiş. Öğrencilerimiz buradaki 2'nin önündeki işaretle beraber içeriye çarpmanın toplama üzerindeki dağılma özelliğini kullanarak önce a ile dağıtıyorum, sonra 2 ile dağıtıyorum. Artı 2 çarpı a 2a, 2 çarpı 2 4. Daha sonra 3'ü alıyorum elime Tuğba Hanım, içeri dağıtıyorum. 3a eksi 3 eşittir 18. 2a, 3a daha 5a. Artı 4, eksi 4, eksi 3, artı 1 yapar, eşittir 18. Benim a'yı bulabilmem için bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapmam lazım. Yani şuradaki 1'i işlemin sağ tarafına atmam lazım. Buradan 5a eşittir 17'den, a buradan 17 bölü 5 yapar. Demek ki işlemi dengeleyen a bilinmeyenin değeri neymiş? 17 bölü 5. Sıradaki sorumuzu inceliyoruz. Sıradaki sorumuzda Tuğba Hanım, 3x eksi x bölü 5, 3x eksi x bölü 5 eşittir 28 demiş. Buradan x değerini istemiş benden. Bu tip sorularda öğrencilerimiz çok rahat bilirler. Şurada yalancı 1 var ve ben burayı 5 ile, burayı da 1 ile ne yaparım? Önce payda eşitlerim. Çünkü rasyonel sayılarda payda eşitlenmeden toplama çıkarma asla yapılmaz. Buradan 5'i hem 3 ile hem de 1 ile çarpıyorum. 1'i de bununla çarpıyorum, 5 ile de çarpıyorum. Burada bir etkisi eleman olduğu için değiştirmeyecek. 15x bölü 5 eksi x bölü 5. Artık paydalar eşit, paylar toplanır. 15x eksi x bölü 5 eşittir 28. Bu da 14x eşit bölü 5 eşittir 28'den. 14 ile 28 sadeleşir, burada 2 kalır. İçler dışa çarpımı yaparsam Tuğba Hanım, x buradan 10 çıkar. Demek ki benim bu ifademdeki bilinmeyenimiz kimmiş? 10'muş. Devam ediyorum. Böyle uzun sorular geldiği zaman dikkat edelim. X eksi 1 bölü 2, x eksi 1 bölü 2 artı 4 eksi x bölü 3 eşittir 1 bölü 6 artı x bölü 12 diye böyle uzun bir ifade geldi bana. Yine söylüyorum, payda eşitlemeden ben burada ne yapamam? İşlem yapamam. Burada en yüksek sayımız kim? 12. Elimden geldiğince diğer sayıları bu 12'ye göre ne yapmam lazım? Paydalarını eşitlemem lazım. Bunu 2 ile, bunu 4 ile, bunu 6 ile genişlettiğim zaman aslında ben bir nevi paydadan kurtulmuş oluyorum. 6'yı hem x eksi 1 ile, 6x eksi 6 bölü 12 artı 4'ü 4 eksi x ile, 16 eksi 4x bölü 12 eşittir 2 çarpı 1, 2 bölü 12 artı x bölü 12. Bunların hepsi birbirini ne yapar artık?
götürür. Çünkü paydalar eşitse işlemin sağ ve sağ tarafı, sol ve sağ tarafındaki paydalar eşitse artık paydayla çalışmanıza gerek yoktur. Buradan 6x eksi 4x 2x yapar. Artı 16 eksi 6 daha artı 10 yapar. Eşittir 2 artı x. X'i bu tarafa atıyorum. 10'u bu tarafa atıyorum. X eşittir eksi 8. Demek ki bu ifadeyi dengeleyen x değerimiz kimmiş? Eksi 8. Devam ediyorum. Sıradaki sorumuz, sorumuzdan önce şöyle bir kuralımız var. Birinci dereceden bilmeyen denklemlerde denklem çözüm kümesi diye bir ifade var. Kök, çözüm kümesi, tanımlı yapan x değeri diye ifadelerle karşılaştığı zaman ne yapacaklar? Şimdi Tuğba Hanım, bakın birinci dereceden bilmeyenli denklem demek içerisinde bir tane x olan ifade demek. Yani ax artı b eşittir 0 ifadesine biz birinci dereceden bir bilmeyene denklem diyoruz. Şimdi birinci dereceden bir bilmeyene denklemlerde kök bulurken ne yapacağız? Eğer burada a sıfırdan farklı ise, dikkat edin, ax artı b eşittir 0'da. Eğer benim a sayım sıfırdan farklı bir sayı, b de herhangi bir sayı olabilir. Atıyorum 4, yeter ki benim x'in kat sayısı sıfırdan farklı olsun. A farklıdır, sıfır olsun. Demek ki denklemin tek çözüm kümesi var. O da nedir? Eksi b bölü a'dır. Çözüm kümesi eksi b bölü a'dır diyeceğiz. Demek ki x'in bilinmeyenin katsayısı sıfır değilse o denklemin çözüm kümesi var ve bir tanedir. Öğrencilerimiz lütfen bunun altını çizsinler. İkinci maddeye geldiğim zaman, bakın ikinci maddemde de diyorum ki eğer a eşittir sıfır ise, şimdi Tuğba Hanım, a x artı b eşittir 0 benim denklemim mi? Burada diyorum ki eğer a sıfırsa, yani x çarpı x artı b çarpı 0. Şimdi ben buraya 0 dersem o zaman otomatik ben bilinmeyeni ne yapmış oluyorum? Yok etmiş oluyorum. Şimdi bilinmeyeni yok ettiysen o zaman eşitliğin sağ tarafıyla eşitleyebileceğin, değerini bulabileceğin bir denklem kalmadı ortada. Bir bilinmeyen kalmadı. Bilinmeyen yoksa o zaman denklem de yoktur. Çözüm kümesini öyleyse boş küme olur. Bunu örnekle anlatayım. Mesela x çarpı 0 artı 4 eşittir 0 dedi bana adam. Peki sen x çarpı 0 deyince bu gitmedi mi? Gitti. Peki matematikte 4 eşittir 0 olur mu? Demek ki olmayacağı için boş. Çözüm kümesini ne diyeceğiz? Boş küme. Demek ki bilinmeyeni 0 yaptığınız zaman katsayısını ne yaptı denklem? Boş kümeye dönüştü. Üçüncü maddeye geldiğim zaman Tuğba Hanım, üçüncü maddemde de diyorum ki ben, eğer a sıfır, b de sıfırsa, yani ax artı b eşittir sıfır ifadesinde a da sıfır, b de sıfır. Şimdi x'e istediğiniz değeri verin. 1 verin, 2 verin, eksi 5 verin, eksi 7 verin. Yani sonsuz tane değer verin. Sonuçta bu sıfır bunların hepsini yutmayacak mı? O zaman sıfır eşittir sıfır her zaman çıkmayacak mı? O zaman bu kümenin, bu denklemin sonsuz tane çözüm kümesi var. Diğer bir ifadeyle reel sayılar. Bakın, büyük ihtimalle TEOG'da sonsuzu görmezler. Ne diyecekler? Çözüm kümesi reel sayılar diyebilirler. Demek ki reel sayılar çözüm kümesi dediği zaman x'in kat sayısı da sıfır olmalı. Benim sabitim de ne olması lazım? Sıfır olmalı. Şimdi bunları pekiştirecek bir iki örnek çözelim. Arkadaşlarımız dikkat ederse bana, dikkat etsinler. 2x bölü x eksi 2 eksi 3 eşittir 4 bölü x eksi 2. Şu Tuğba Hanım, burada paydaların birbirine eşit olduğunu görüyorum. O zaman direkt ben bunu bu tarafa atar, 3'ü de bu tarafa atarsam 2x bölü x eksi 2 eksi 4 bölü x eksi 2 eşittir 3 olur. Bunların paydasını eşitlemeye gerek yok, direkt paydalar eşit. Ben burada iki parantezini alırsam x eksi 2 bölü x eksi 2 eşittir ne çıktı buradan? 3. Şimdi bunlar giderse 2 eşittir 3 çıkar. Böyle bir x değeri var mı? Yok. Demek ki x neymiş? X değeri yok. Yine çözüm kümesini sorarsa ne diyeceğim? Boş küme diyeceğim. Bakın x'ler yok olduğu için x değeri yoktur diyeceğim. Dolayısıyla burada bu çözüm kümesi neymiş? Boş küme. Devam ediyorum. Sıradaki soru da buna yakın bir soru. Şimdi 9x bölü 3x eksi 1 eksi 3 bölü 3x eksi 1
eşittir eksi 10 demiş. Yine paydalar eşit. Yine ne yapıyorum buradan? 9x eksi 3 bölü 3x eksi 1. 3 parantezini alıyorum. Çarpanlar ayırmayı hatırlarlarsa ortak olan çarpan parantezini alıyorum. 3 parantezinde 3x eksi 1 bölü 3x eksi 1 eşittir eksi 10'dan. Yine bunlar gideceği için 3 eşittir eksi 10 ifadesi birbirine eşit olmayacağı için buradan çözüm kümesi neymiş? Yoktur diyeceğiz. Devam ediyorum. Boş küme. Sıradaki sorumuzda bakın bir TEOG sorusu. Kaç yılında gelmiş? 2014 yılında gelmiş bir TEOG sorusu. X bölü 2 eksi 1 bölü X bölü 3 artı 2 ifadesinde X değeri kaçtır demiş. Yine bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa atıyorum. X bölü 2 eksi X bölü 3 eşittir. Eksi 1 buraya geçerse artı 1. 2 ile topladım 3. Bunu 3 ile, bunu 2 ile genişletirsem burası 3X eksi 2X tek payda da 6. Eşittir kime? 3'e. 3X'ten 2X çıktı. X bölü 6 eşittir 3'ten. İçlerce çarpımı yaparsam x değeri kaçmış? 18. Şu ana kadar çözdüklerim sorulardan pek farklı bir soru tipi değil. Dikkat ederseniz çok daha kolayını sormuşlar. Tekrar ediyorum, temel bilgileri bilsinler, çok rahat soru çözerler. Hem de beklemediklerinden fazla soru çözerler. Devam ediyorum. Bakın burada bir züccaciyemiz var. Bir denklem kurma sorusu. Diyor ki, züccaciyeci Çiğdem Hanım, elindeki tabakları kutulara altışar altışar koyarsa 10 tabak açıkta kalıyor. Eğer onar onar koyarsa 2 kutu boş kalıyor. 1 kutuya da 8 tane geliyor. Şimdi ben diyorum ki Çiğdem Hanım'ın şu kadar kutusu olsun. Bu kadar kutusu olsun. Şöyle kutular çiziyorum rastgele. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Diyor ki eğer altışar altışar koyarsa her kutuya 10 tabak mı koyuyor? O zaman benim x tane kutum var. Ve kutuların her tarafına, her hepsine ne diyor? Altışar koyarsa 10 tabak açıkta kalıyor. X tane kutunun her birine koyuyorum? 6 tane koyuyorum. Daha sonra 10 tabak açıkta kaldığı için artı 10. Bu bana neyi verdi Tuğba Hanım? Bu bana tabak sayısını verdi. Neyi vermiş? Tabak sayısı. Tabak sayısını verdi. Hemen eşitliyorum. Bakın bir daha söylüyorum. X kutu sayısı ve kutuların her birine 6 tane tabak konmuş. Artı kutuların artan da 10 tane tabak var. Ben bunların hepsini topladığım zaman bana tabak sayısını verecek. Şimdi ikinci cümleye geçiyorum. Yok diyor eğer kutulara 10'ar tane koyarsa 2 kutu boş, bir tanesi de 8 tane alıyor. Yani diyor ki 2 tane kutu boş, bir tanesi de eksik. O zaman bu 3 tanesini Tuğba Hanım ayırıyorum. Yani x tane tabak, x tane kutudan 3 tane kutuyu ayırıyorum. Ve bunların her birine 10 tane koyuyorum. Ve bunlar yine bana neyi veriyor? Tabak sayısını veriyor. Bu da tabak sayısıydı, bu da tabak sayısı. O zaman bunlar birbirine nedir Tuğba Hanım? Eşit. İşte ne yaptım? İşlemin sol tarafıyla sağ tarafını eşitledim. Şimdi 6x artı 10 eşittir 10x eksi 30. Bunu bu tarafa attım. Bunu da bu tarafa attığım zaman 4x eşittir 40'tan x eşittir 10. Kaç kutum varmış? 10 kutum var. Ama soruda benden ne istiyor? Ha, kutu sayısını istemiş. O zaman cevap 10. Sevindik, işaretledik Tuğba Hanım. Sıradaki evet. Sorumuza bakıyorum. Bakın sıradaki sorumuzda ne diyor? İki sayının toplamı 82. Farkı da 32 olduğuna göre. Yani burada iki tane bilinmeyen sayı var. Ve bu iki tane bilinmeyen sayının bana bir toplamını vermiş, bir de farkını vermiş. Öyleyse benim bu sayılarım biri x olsun, biri de y olsun Tuğba Hanım. İki sayının toplamı dediğine göre önce bu iki sayıyı topluyorum 82 diyorum. Daha sonra farkı da 32 diyor. Yani x eksi y de eşittir 32. İki bilinmeyenli soruların Tuğba Hanım. İki çözüm yöntemi var. Bunlardan bir tanesini herkes duymuştur. Yok etme metodu. İkincisi de Tuğba Hanım yerine koyma metodu. Bakın bu sayıları bulmak için biz yok etme metodunu çok rahat kullanabiliriz. Yok etme metodunda şu kuralımız var. Bir tanesi artı, bir tanesi eksi olacak. Kat sayıları da eşit olacak. Eğer kat sayıları eşit değilse bunu biz eşitlemeye çalışacağız. Ama Allah'tan burada ne yapmış? Kat sayılar eşit. Biri artı, biri eksi. O zaman ben burada taraf tarafa toplarsam y'lerden kurtulmuş olurum. Burası 2x eşittir 114 yapar. 2'ye böldüğüm zaman Tuğba Hanım x buradan 57.
Demek ki benim büyük sayım neymiş? 57. 57 ile neyi toplarsam 82'yi bulurum. At bunu tarafa. Y eşittir 82'den 57'yi çıkarıyorum. Bu da 25 yapıyor. Demek ki bunlardan bir sayım 25'miş. Diğer sayım kaçmış? 57'ymiş. Devam ediyorum. Bir de OKS'lerin çok karşılaştığı soru tiplerinden bir tanesi. Kaçıncı basamakta yanlış yapılmıştır? Veya yapılmamıştır. İlla yapılacak diye bir şey yok. Kendileri şartlandırmasınlar. Belki de yapılmamıştır. Şimdi denklemi okursak 20 fazlasının 4 bölü 5'i 32 olan sayı kaçtır? 20 fazlasının bir sayının 20 fazlasının 4 bölü 5'i 32 olan sayı, bakın 32'ye eşit demek istiyor. Bir sayının 20 fazlasının 4 bölü 5'i, önce 20 fazlasını al, sonra 4 bölü 5'ini al. Kime eşit çıksın bu sayı diyor? 32'ye. Bu sayı kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum. İşlemin sıralamasını takip ederse öğrenciler ekranda, 4'ü içeriye dağıtmış, 5'i de paydada olduğu için içler dışlar yapımında kullanmış. İçler dışlar çarpımı yapımında kullanmış. Ben 4'ü dağıtıyorum. 4x artı 80 eşittir 162. Bakıyorum, birinci adım doğru. Denklemi kurmuş. İkinci adıma bakıyorum. İkinci adımda şu 160 olacak. İkinci adımda Tuğba'nın 80'i bu tarafa atmış. O zaman 4x eşittir 160'tan 80 çıkarmış. İşlemin sağ tarafı da o zaman 80. O zaman bakıyorum. İkinci adım da doğru. Şimdi neredeyim? Üçüncü adımdayım. Üçüncü adımda da Tuğba'nın her tarafı 4'e bölmüş. O zaman x buradan kaç çıkmış? 20. Bakıyorum son adıma. Son adım da doğru. Demek ki bu işlem adımlarında herhangi bir yanlışlık yok. Devam ediyorum. Mercan elindeki CD'leri 6 tane arkadaşına eşit sayıda paylaştıracak. 6 tane arkadaşına eşit sayıda paylaştıracak. Her arkadaşı kaç tane almıştır acaba Tuğba Hanım? Bilmiyorum. Benim en çok sevdiğim kim? X. Hayatta en çok buna değer verdim ben. Bazen bana soruyor öğrenciler. Hocam hayatta en çok kime değer verdiniz? Eşim belki şu an beni takip ediyor, alınacak ama gerçekten hani çok X'e değer verdim. Yani bunu inkar edemem. Hayatta en çok buna değer veriyorum. Benim öğrencilere kaçar CD dağıttığım sayısını bilmediğim için buna ne diyorum? X. Ve X kaç tane arkadaşıma dağıtıyorum? Her bir 6 tane arkadaşımın her birine X'er tane CD dağıtıyorum. Daha sonra diyor ki bir arkadaş daha gelirse benim 6 tane arkadaşım 2 CD az alacak. Önceden X tane alırken şimdi kaçar tane alacaklar? X eksi 2 tane. Kaç arkadaş alacak? 6 tane vardı. Biri dışarıdan geldi. 7 tane arkadaşım artık X eksi 2 tane CD alacak. CD sayıları değişmedi. Ben elimdeki var olan CD'leri dağıttım. O zaman bunlar yine birbirine eşit. Temel prensip ne? İşlemin sağ tarafını sol tarafına eşit demek. Şimdi 7'yi içeri dağıtıyorum. 6X eşittir. 7X eksi 14'ten 14'ü bu tarafa, 6X'i bu tarafa atarsam 14 eşittir X. Demek ki benim 6 arkadaşım en başta adam başı kaç CD almışlar? 14. Benden CD sayısını sormuş. Mercan'ın en baştaki CD sayısını sorduğu için, yani şunu istediği için 6 çarpı 14 Tuğba'nın 84 tane Mercan, büyük ihtimalle Mercan dedeyi kastetmiştir. Mercan dedenin 84 tane CD, kullanılmayan CD'sini arkadaşına atmış, dağıtmış. Devam ediyorum. Şimdi az önce bahsettim ya, iki bilinmeyen denklemler, iki denklem. Denklem sistemlerinde çözüm kümesini bulmak için size kaç tane bilinmeyen vermişlerse, iki tane bilinmeyen varsa size iki tane denklem lazım. Üç bilinmeyen varsa üç denklem lazım. Dört bilinmeyen varsa dört denklem lazım. Yani siz bir denklemin içerisinde dört tane bilinmeyen varken bunu üç tane denklemle çözemezsiniz. Bilinmeyen sayısı kadar denklem lazım. Şimdi takip etsinler. Diyor ki x artı y eşittir 8 ve 3x eksi 5y eşittir 16. İki tane bilinmeyen, iki tane denklem. Ben bunu çözebilirim. X'i de bulabilirim, y'yi de bulabilirim. Ve bunlar aslında birer doğru denklemidir. İleride karşılaşacaklar. İçinde iki bilinmeyen olan
denklemlere, birinci dereceden denklemlere aslında doğru denklemlere demek. Biraz daha zorlaşmış oluyor herhalde, öyle mi? Yani biraz daha, yani bir bakış açılarını biraz daha genişletmelerini istiyorlar. Şimdi siz diyorsunuz şu an çekirdeğini yiyorsunuz, ileride biraz daha bakış açınızı genişletin diyorlar. Yoksa aslında hepsi aynı yoldan ilerliyor, biraz daha dallanıp budaklanıyor. Bakış açısı, ufkunuzu genişletip öyle bakmamızı istiyorlar ileride bizden. Yani korkacak bir şey yok. Sisteminin her iki yola çözelim. Her iki yoldan kastımız ne? Yerine koyma ve yok etme. Dedik ya iki bilinen denklemlerde iki çeşit çözüm yöntemimiz var. Yerine koyma ve yok etme. Biz iki yolu da öğrencilerimize gösterelim. Yok etme dediğimiz zaman ne demiştik Tuğba Hanım? Gözünüzde bir tanesini kestireceksiniz. Hangisi en kolay yok olur? Bakıyorum biri artı biri eksi. Ben y'yi gözüme kestirdim. Ama birinin katsayısı 5, birininki 1. Ha, o zaman ben bunu 5 ile genişletirsem Tuğba Hanım, bu 5'i hem x ile hem y ile hem de 8 ile ne yapmam lazım? Genişletmem lazım ki işlemin sağ tarafıyla sol tarafın dengesi bozulmasın. Dağıtıyorum. 5x artı 5y eşittir 40. Buradan 3x eksi 5y eşittir 16. Şimdi artık ben taraf tarafa topladığım zaman bunlar yok olabilir. Gitti bunlar. 5x, 3x daha. 8x eşittir 56'dan. X buradan ne çıkar Tuğba Hanım? 7. Demek ki benim birinci değerim neymiş? 7. 7'yi getirip burada yerine yazdığım zaman Tuğba Hanım, 7 artı y eşittir 8 ise 7'yi bu tarafa atarsam y kaç çıkar buradan? 1 çıkar. Bakın ne yaptım? Yok etme metoduyla getirdim. Hem x'i hem y'yi bulmuş oldum. Peki hocam, bu yok etme metodu, yerine koyma metodu nasıl? Siliyorum arkadaşlar. Umarım not almışlardır. Şimdi burada da hangisini daha kolay çekebilirim? Hangisini daha kolay yalnız bırakabilirim? Altta hiç bakmasınlar, karışık. Yukarıdan bir tanesini gözüne kestirsinler. Y'yi bu tarafa attım. X eşittir 8 eksi y mi oldu? Yani x'in değeri artık neymiş? 8 eksi y. Ben artık nerede x görürsem göreyim yerine 8 eksi y yazabilirim. Yazıyorum. Bakın burada x gördüm. 3 çarpı 8 eksi y eksi 5 y eşittir 16. Dağıtıyorum 3'ü. 24 eksi 3 y eksi 5 y eşittir 16. Şimdi burası ne yaptı? 8 y. 16'yı bu tarafa, eksi 8 y'yi bu tarafa atarsam Tuğba Hanım, 24 eksi 16 eşittir 8 y'den, 8 eşittir 8 y'den, her tarafı 8'e sadeleştirirsem y buradan kaç çıkar? 1. Az önce de 1 bulmuştuk. Peki x'i bulalım. Y değerini Tuğba Hanım getir burada yerine yazarsanız. O zaman 8'den 1 çıkarın. X eşittir ne çıkmış olur? 7 ve y eşittir 1 tekrar bulmuş oluruz. İki yöntem. Yok etme, yerine koyma. Artık bunu öğrenciler sorudan geliş tarzına göre hangisi daha bana daha çok zaman kazandıracak ona karar verip o yöntemi seçmelerini istiyorum. Devam ediyorum. Bakın ÖSYM'nin, Milli Eğitim Bakanlığı ÖSYM'nin en çok soru sorduğu şekilli sorulardan bir tanesi. Dikdörtgenli sorular. Bakın ne diyor? Yanda bir dikdörtgen var diyor. Birine A kenarı demiş, birine de B artı 2 kenarı demiş. Diyor ki yandaki dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarın 1 bölü 4'ü. Ne demek istiyor? Diyor ki sen buraya x dersen burası 4x. Kısa kenarı uzun kenarın 1 bölü 4'ü. Bu kadar basit. Peki dikdörtgenin çevresine ne demiş? 80. Bakın ben buradan x'i çok rahat bulabilirim. Çünkü burası 4x'e burası 4x değil mi Tuba Hanım? Burası x'e burası x değil mi? Çevre dediğimiz zaman şu kenarları topla anlamında söylemiyor mu? 4, 4, 8, 9, 10. 10 tane x eşittir 80 ise x buradan kaç çıkar? 8 çıkar. Bakın artık bu kenar 32 birim. Bu kenar kaç birim? 8. Demek ki A direkt 8 çıktı. B artı 2 de 32 olduğuna göre 2'yi de bu tarafa attın. B kaç çıktı Tuğba Hanım? 30. Bu kadar basit. Yani korkacak bir şey yok. Şekil deyip gözlerinde büyütmesinler. Yerine, yeter ki okuduğunu anlayıp kağıda dökmesini bilsinler. Çok rahat soruları çözebilirler. Devam ediyorum. Toplamları 37 olan iki sayıdan büyüğü küçüğünün 3 katından 5 fazladır. Toplamları 37 olan iki sayı varmış.
sayıdan büyüğü, bir tanesine büyüğüne x diyelim, küçüğüne ne diyelim Tuba Hanım? Y diyelim. Diyor ki büyüğü küçüğünün, büyüğü küçüğünün 3 katının 5 fazlasına eşitmiş. Bir daha okuyorum. Toplamları 37 olan iki tane sayı var. Bunlardan bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Buna kim karar verdi? Ben dedim büyük olan x olsun. Öğrenci bunu değiştirebilir, fark etmez. Büyük x, küçüğün, bakın en başta ne yapmadım? Eşitlik koymadım. Hemen büyük, küçük ayrımı yaptım. Sonra cümle ne diyor? Büyüğü, virgül, küçüğünün, küçüğünün 3 katının 5 fazlasına eşitmiş. Bu kadar basit. Geldim Tuğba Hanım. Bakın x'in değeri bu değil mi? Getir burada yerine koyabiliriz. Burada yerine koymak daha basit. Getiriyorum yerine koyuyorum. 3y artı 5 artı y eşittir 37. Y 3y daha 4y. 5'i bu tarafa atarsam 32. Y buradan kaç çıkar? 8. Benden büyük sayıyı sormuş Tuğba Hanım. O zaman ben buraya 8'i yazar. Bu tarafa atarsam x eşittir ne çıkar buradan? 29 çıkar. Benim büyük sayım neymiş? 29. Okuduğunu anladık. Denklem olarak ne yaptık? Kağıda döktük. Devam ediyorum. Altın kutusu. Bugünlerin en popüler para birimi evet. diyebiliriz. En popüler para birimi. Suyumuzdan bir yudum alalım. Sürekli yeni gelişmeler. Ondaki değişikliği. Evet, evet. Altın olanlar yaşadı diyelim. Bir altın kutusu içindeki eşit kütlelerdeki 10 altın para ile birlikte tartılırsa. Ha. Bu sorular nasıl gelebilir? Mesela şöyle gelebilir. Domates kasayla tartılıyor. Veya bir su kabıyla beraber tartılıyor. Burada ne demek istiyor? Kabın ayrı bir ağırlığı var. İçindeki suyun ayrı bir ağırlığı var. Onların toplamında siz onu birlikte tarttığınız zaman şöyle anlatayım. Şöyle bir kutumuz var Tuğba Hanım. Bu altının kutusu, altın kutusu. Bir de içinde 10 tane altın para var. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane altın paramız var. Diyor ki kutuyla beraber tartıldığında 105 gram geliyor. Ben altın kutusunun ağırlığına y gram diyorum. Ve her altın paranın ağırlığına da x gram diyorum. O zaman burada kaç x var Tuğba Hanım? 10 tane x var. Artı bir de kutunun ağırlığı toplam 105 gram. Devam ediyorum. Altın paralardan 4 tanesi kutudan alındığında yükselince ne yapmış adam? Satmış. 4 tanesini çıkardım. Geriye kaç tane kaldı kutuda Tuğba Hanım? 6 tane. Her birinin ağırlığı x değil mi? O zaman bu sefer 6x artı kutuda herhangi bir değişme yok. Artı y kutusu eşittir. Bu sefer kaç gram geliyor? 97 gram geliyor. Herkes tahmin etmiştir bence. 105 ile 97 arasındaki fark içinden alınan 4 tane altın paradır. Öyleyse ben bunu eksi, eksi, eksi ile çarpar taraf tarafa toplarsam y'ler mefta mı? 10x'ten 6x çıktı 4x. 105'ten 97 çıktı Tuğba Hanım 8. Buradan x eşittirini çıktı 2. Demek ki her altın paranın ağırlığı 2 gram. Benden boş kutunun kütlesini istemiş. Güzel. İster yukarıdaki denklem ister aşağıdaki denklem hiç fark etmez. Herhangi birini alsınlar eline. Ben 10x artı y eşittir 105'i aldım Tuğba Hanım. X'in 2 gram olduğunu biliyor muyum artık? 10 çarpı 2 ne yaptı? 20 artı y eşittir 105. Bunu bu tarafa atarsam y eşittir 85 gram. Demek ki boş kutunun ağırlığı ne kadarmış Tuğba Hanım? 85 gram. Evet, bu arada son 5 dakikamız, 4 öyle dakikamız mi? Diyelim hatta. Öyle bir soru seçimi yapın isterseniz ona bir göre. Soru, ben şöyle soruları seçeyim. Mesela bakıyorum. Şu TEOG sorusunu çözmek istiyorum. Tamam. Şimdi, çünkü bizim için SBS'den önemli olan TEOG sorusu. Şimdi Tuğba Hanım bakın çok güzel bir soru hazırlamışlar. Öğrencinin yani tersten düşünebiliyor mu diye çok güzel bir soru hazırlamışlar. Denklem kurma sorusu. Bakın burada ekranda görünüyor. Süt kutularıyla peynir kutularını bir rafa koyuyor. Hı-hı. Rafın eni 60 santim. Diyor ki
3 tane kutuyu artı peyniri koyduğum zaman rafta 15 santimlik boşluk kalıyor. Eğer bir süt kutusu, 2 peynir kutusunu koyarsam rafta 10 santimlik boşluk kalıyor. Eğer bir tek peynir kutusunu koyarsam rafta kaç santimlik boşluk kalır? Mükemmel bir soru. Şimdi ben ne diyorum bu çocuklara? Arkadaşlar, ben diyorum ki X süt kutuları kalınlığına, uzunluğuna X birim diyelim. Peynir kutusunun uzunluğuna da Y birim dersek, dikkat ederse arkadaşlar burada birinci rafta 3 tane süt kutusu artı 1 tane peynir artı 15 santimlik boşluk bana toplam 60 santimlik rafı vermeyecek mi? Güzel. O zaman 3S yani 3 süt kutusu artı 1 peynir kutusu artı 15 santim eşittir toplam rafın genişliği. İkinci denklemi kurmaya çalışıyorum. Çünkü süt ve peynir iki bilinmeyen. Demek ki bana iki tane denklem lazım. Diğer denklemi kuruyorum. Bir süt artı iki peynir kutusu. Bir süt artı iki peynir kutusu Tuğba Hanım. Artı 10 santimlik boşluk eşittir. Yine bana neyi verecek? 60'ı verecek. Şimdi benim amacım peynir kutusunun boyunun ne kadar olduğunu bulmaya. O zaman kimden kurtulayım ben Tuğba Hanım? Sütten kurtulayım. Bakın 15'i bu tarafa attım. Buradan ne kalır? 45 kalır. Hemen denklem kısalığı yapalım. Şuradan 45 santim. Onu da bu tarafa atarsam buradan da kaç kalır? 50 kalır. Şuradan eşittir 50. Benim amacım sütten kurtulmak. O zaman ben bunu eksi 3 ile ne yaparım? Genişletirim. Yukarıdakini dikkat ederseniz bozmadım. 3 süt hala duruyor. Artı peynir eşittir 45. Eksi 3'ü dağıttım içeri. Eksi 3 süt, eksi 6 peynir eşittir eksi 150. Bunlar gitti mi? Eksi 5, eksi 6 taneden artı 1 taneyi topladım. Eksi 5 peynir eşittir. Bu eksi 150 artı 45 eksi 105. Eksi eksi ne yaptı Tuğba Hanım? Artı yaptı. Her tarafı 5'e böldüğüm zaman peynir kutusunun 21 santim uzunluğunda olduğunu gördüm. Şimdi benim rafım Tuğba Hanım 60 santim değil mi? Benim peynir kutum 21 santimlik boşluk kaplamıyor mu? O zaman şurası kaç santim? Geriye 39 santimlik bir boşluk kalır. Benden de onu istiyor. Cevap Diyarbakır. Evet. Evet, güzel bir soruyla tamamladık. Keşke diğerlerini de çözebilseydik ama arkadaşlarımız artık çözdüğümüz sorularla yetinip kendilerini evdeki testlerle, soru bankalarındaki sorularla, çıkmış sorularla geliştirirlerse çok güzel sonuç alacaklarını düşünüyorum. Bir şey merak ediyorum. Bu TEOG sınavlarında yani önümüzdeki sınavda da çıkacak soru olarak düşünürsek çok böyle zorlayıcı bir şey ben çıkan... Öğrenciler çok güzel yakaladınız. Şu son soruya dikkat etmelerini istiyorum. Yine böyle bir soru. Bakın iki tane soru çözdüm. TEOG'da çıkmış iki tane soru çözdüm. O iki soru tipi bir tanesi çok kolay dikkat ederse bir tanesi de biraz tersten düşünmeyi. Aslında zor değil ama biraz tersten düşünme yeteneğiniz var mı? Onu merak ederler. Ona dikkat ederlerse çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun değerli paylaşımınız için. Efendim eğitim saatinin sonuna geldik. Mutlu bir gün geçirmenizle ile. Hoşçakalın.